Sanız ben bulaşmıyorum. Torunum benimle şu an bilgisi yok çünkü. Anlaştık, anlaştık. Ben bir şey söyleyecektim size de. Efendim. Ben polise bir ihbar geçtim de herhalde geçemedim tam olarak. Bir ihbar atar mısınız buraya gelsinler? Bende telefon yok çünkü de. Niye lan telefon Atamıyorum. yok? Yok, vardı bir tane işte. Dur bakalım. Bir şuraya bir gideyim de. İyi yaptın Ahmet. İyi yaptın. Dönerse benimdir dedim. Şşş. Mert sorun yok değil mi? Ben yok abi yok, biz hallettik ya. İyi tamam, biraz bak bir polise uzun ihbarda hikayede deneyim. bulunacakmış, Aa, lanet istiyorsan olası kanunlar. bir kullandır telefonunu vermeden. Ben aynen kullandım da Mert, bir daha bir Biliyorum abi. atsana be. Sana Atayım abi. Federaller. Aa, o da biziz. Sarı Onun tanıştı mı da beyefendilerle? Akademi buna çalışmam kısmındayız, lazım. İşin en tat kısmı. Biraz bunu çalışmam lazım. Kendisi polis memuruymuş yeni herhalde. Merhabalar, merhabalar. Ya memur demeyelim de akademi diyelim. En tatlış, en şirin kısmındayız. Benim bir alt rütbem oluyor kendisi. Biz ya dur polis be oğlum. Akademisi. Alt rütbeniz mi? Evet. Ne kadar hızlı ilerliyorsunuz siz öyle. Ya başarı bazen böyle hızlı geliyor. Haber var mı polisten? Saruhan Bey fark ettiniz mi? Kontrol edin. Neyi? Siz de hafiften. Neyi fark ettin? Ya bu genç. Bu pezevenkler polis değil büyük ihtimalle. Oğlum adam polisim diyorsa polistir herhalde. Böyle polis mi olur abi? Akademiler ise gitsin, akademiye gitsinler yani, eğitim alsınlar. Sivil geziyorlar, hukuktan bahsediyorlar. Bana ters kelepçe falan diyor. Oğlum. Ne sen? Dur bakayım, ben bir polis arayayım. Tamam abi. Zaten Jackie Bey var ya bunların yanında. O da oğlum bir durum falan filan dedi. Büyük ihtimalle arkadaşları sahtekarlık yapıyorlar. Ya Alican'a bak, orada dans ediyor ya. İkinizin bir de polis olmasını düşünemiyorum şu an yalnız ben. Evet. Sarı kırmızı çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Öyle bir şarkı. Şimdi şarkının devamını söyledi. Kim yürüyor lan? Ben görmedim. Eda var ya gerçekten. Bozduk evet. Bir sorun yok bende. Açan yok ama bildirim bırakıyorum. Abi polis, doktor biraz şeyler yoğunladı herhalde, gelemiyorlar çünkü. Saruhan Bey siz ne iş yapıyorsunuz? Kasabım ben. Ellerde ondan mı eldiven var? Aynen ben mesleğim bu ama biraz etkileniyorum tavukları böyle ıslak ıslak sıkınca. Titiz çalışıyorum biraz. Bu arada gözlükler çok iyiymiş. Eyvallah. Gel gözlerime de bak da. Dur bakayım, mesaj geldi. Ha, bu diğer kaçakçı, bu telefon kaçakçısı. Telefon kaçakçısı derken? Ya var bir çocuk telefon, ucuza telefon satıyor da senden iyi olmasın. Hızlı yani işinde. Alıp kaçabiliyor mu? Anladım anladım. Neyse polis gelirse müdahale ederiz. Bak Mert, bir sıkıntın olursa arıyorsun beni ha. Abi tamam tamam. Hadi tamam bir saniye, bir gelir misin? Geleyim. Gece olmuş. Telefonu aldım ya. Ne oldu lan, anlat bakayım. İki tane oldu. Telefonu ya, konuştuk işte, avukat var bir tane. Ya, Jack mi dedi. Okutalım onu hemen. He, onu diyecektim. Ben sana vereyim, sen okut abi. Dur bakayım, gel ben uçuca telefon satayım. Bekle abi, vereyim olur. Abi ama fiyatı biraz hani indir gel böyle. Boş ver lan, cebinde kalacağını nakitten nakite çeviririz. Boş ver. Tamam. Ver bakayım. Ha, tamam. Gel bakalım abi. Alican'a bak neler yapıyor. Ya. Arsenal futbolcusu. Nereye futbolcusu? Arsenal. Ha, şu İngiliz var ya, takım. İngiltere'de bir takım Arsenal'da, Santiago Zorla diye. Evet, evet. Var mı bir akrabalı? Yok, hiçbir akrabam yok. İsim benzerliği yok. Evet, evet. Telefon satayım mı sana? Kaçı satacaksın? 900. Ya. Oğlum bak, 850'ye verirsen oğlum. Aldın kaçtın, sana bir tane telefon getiriyorum şu an tertemiz. O da senin aklına, 850 verirsen. Şimdi senin bak, bu çocuk orada hastane masrafı yaptı, bir sürü şey yaptı, kaç kişi benzin yaktı. Ne hastanesi ya? Oğlum senin arkandan koşarken bu adamın kolu bacak şey oldu, yaralandı. Baksana haline. Harbi mi diyorsun? Abi sol bacağımla sağ kolum ya. Oha. Mert kusura bakma ya, bak hiç onun farkında değilim yani ben. Sorun değil ya. Alıyor musun, almıyor musun? Bak başkasına vereceğim. Tamam tamam, alacağım da üstünde para yok. Bankaya gidelim bari. Oğlum bankaya ben nasıl gideyim şimdi? Bakayım yakınlarda banka var mı? EFT yapılıyor mu direkt?
Ha yaparsın. Telefonun olması lazım. Telefonu sana hayatta vermem. Ama telefonu ver, sonra EFT. Hayatta vermem lan bak. Bir daha kaçarsan bu sefer yakalarım. Tamam. Biz çok çemere ya o derece. Abi gel ben vereyim ya. Neyi vereceksin lan? Telefonu verecek. Oğlum verme daha. Telefon veriyorsun adam. Ya bak sen abi, beni şimdi Saruhan yanlış anlıyorsun. Dur bir dakika şimdi bekle. Bak bende çözüm her zaman var. Bekle burada. Ya Mert gördün mü? Kim osurdu lan? Al lan düş. Getirip parmak gördüm. Gitti bak aslında yere düştü. Ulan ağlattınız çocuğu ya. Ah canım benim. Ağlama lan alırız onu. Taze kol alırız. Beni taklit ediyormuş. Ana kofte yere düşmüş. Alican kalk oğlum bir şey yok lan. Oğlum bir tane kadın vurdu sana devrildin hemen ya. Abi Saruhan abi bana dediler ki götün arasında para sıkıştırırsan sana aşık olurum. Hayda. Alican ben öyle söylemek istemedim sana. Sen yanlış anladın. Ama yanlış şeyler ya. Öğretiyorsunuz. Vallahi ama Eşen yengeyi taklidini yapacağım demedim. Ben mi yanlış duydum? Evet evet. Ama sen dedin ki mememin arasında para sıkıştırdım dedin. Orada çıktı fikir. Sen niye bizi dinliyorsun Alican? Ben o hanımefendiyle konuşuyorum. Bu Alican bana birini hatırlattı lan. Ne yapayım? Aklıma geldi. Aa. Boş ver. O hak etmişsin o zaman yani. Bizim mahallenin... Acıdı mı? Yok abi gelsene. Yok arabayım abi. İyi misin Alican? Ay ya kızım. Siz hala dağda mısınız? Bak. Oğlum hangisi şurada herif var ya bir tane. Evet. Şu anten kultim. Neyse işte lan işte tipik ayık olan. Gözleri tövbe estağfurullah. Ha tövbe estağfurullah. Aynen aynen. Şimdi bak bana bir telefon vereceğim. Evet, o para havalesi yapacak. Tamam mı? Tam arkasında dur. Kaçmaya çalışırsa indir aşağı. Tamam abi. Tamam mı? Hadi. Bak sen kaçma diye arkadaş getirdim. O kaçmayacağım dedim Saruhan. Tamam oğlum ne olursa olsun. Ya işte. Böyle. Ya oğlum, tamam, bir kez kaçtın. Bir izlenim yarattım ama benim de düşüncem böyleydi yani. Bir şey yap. Al ne bakalım. Yapacaksın? Al şu telefonu verdim sana. Ha. Dur bundan hemen EFT yapabiliyoruz değil mi? Hemen yaparsın. Tamam. Abi, hesabına giriş yapalım. Mobil bankacım. Hemen bakıyorum. Dur, ben sana şimdi hesap numaramı vereceğim değil mi? Aynen. Hesap numaran lazım. Sarı abiye bir bakayım da geleyim. 228. Gel Alican gel ben. Tamam 850 dedik değil mi? 875. Hayır 850 dedik. Tamam lan 850 olsun. Tamam gönderdim geldi mi? Bakayım bir kontrol edeyim. Aha tabii. Ne olmuş? Tamam gelmiş. İyi hadi hayırlı olsun. Sağ ol vallahi. Ben şimdi senin bir de telefon numaranı alayım. Bu kadar aşırı neşir olduk. Çok güzel bir yere ben. Ne yapacaksın şimdi benim telefonum? Bakayım. Vereyim sana hadi. Lazım olacak. Böyle koşan biri lazım olursa ararım seni. Aynen. 626. Bir dakika dur. Bir dakika hemen bekleteceğim. Ay teşekkür ederim. Bak numarayı veriyorum çalma. Söyle şimdi. 626-53-18. Çok mersi. Tamam ben seni bir de çaldırayım şimdi. Çaldır uzun çaldır çok seviyorum melodimi. Benim telefonum hiç çalmadı daha biliyor musun? Olsun bir gün arayanın olur be. İnşallah. Çalıyor mu? Oğlum bayılıyorum buna ya. Oğlum yine tansiyonum. Tamam mıdır? Tamam, yeter. Tamam. Kaydederim ben seni. Şimdi yine şu polis gelmeyecek yani. Herhalde o zaten. Polis gelmeyecek belli. Bak öbür arka geldi. Öbür adamlar firari oldu. Ben o adama taktım. Ben onu bulacağım zaten. Onlar milleti böyle düdüklemeye çalışıyor. Bana dedi ki bu dedi sen dedi kanunları biliyor musun dedi. Jack var ya Jack Bey. Tamam. Ben de şey tamam, Mert'in arasına girdi işte dedi ki hani ben anlaştım size dedi. İşte hani dedi anlaşma masrafı alacağım dedi $50'şer dedi. Ondan sonra ben de tamam dedim hadi adam o kadar uğraştı tamam dedim. Oradan o deyus atladı dedi ki işte dedi sen dedi kanunları biliyorsun. Ne kanundan bahsediyorsun sen dedim. Sen kanunları hangi kanun diyorum. Kanunları biliyor musun diyor bana. Ağzına bir tane vuracaktım pezevengit. Aman sakin ol boş ver gerçekten polistir falan başına bela alırsın. Bu arada şu hanımefendiye yenge diyorlardı. Sizde bir alakası mı var? Evet. Niye ki? Yok yenge dediler de az önce burada kulak misafiri oldum. Sizle birlikte geldi de merak ettim. Aynen. Evli misin sen? Değilim. Sen evli misin? Yok değilim. Evlen güzel bir şey.
bana kim bakar ya? Gözlerime bakınca millet korkuyor. Bak lan sen evden nikahını senin yapacağım. Gözlerine ne oldu lan hakikaten? Benim gözlerim doğuştan böyle ya. Sürmeli. Ya bırak lan sen bir şeyler kullanıyorsun. Sallama şimdi. Yok yok makyaj falan değil. Harbi diyorum böyle. Aga bu sürme değil be. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Yok, yok. Arkadaki kendi başına ne yapıyor lan orada? Biliyor galiba. Bakayım abi. Oğlum dur lan. Bir şey mi işte acaba? Yerli mi acaba ya? Bilmem abi. Yerli değil o ya. Yerli mi acaba? Mert yine başladın değişik değişik bölüm ya. Oğlum. İyi misin arkadaşım? Oğlum sen orada karizmanı batırdın da. Buyurun. Abi, ya rahatsız etti kusura bakma bir şey oldu sandık yok, da o yüzden merak ya. Merak ettik ya. Yok abi aynen. Hani dedim böcek ya. Böcek mi atladı üstüne ondan mı kurtulmaya çalışıyorsun? Bir şey uzaktan bir garip gözüktü. Yok ya. Yok abi tövbe estağfurullah ne böceği topu topu burada kendi başıma takılıyorum ha, iyi, ya. İyi. Ah! Allah! Öldü derim abi çok lan, şşş! Lan. Hop 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 tamam, hop tamam, hop. Tamam. Mert bir şey söyleyeceğim. Balım bak zaten sakatsın ayakta bağcıkların açık düşme. Tamam, abi özür dilerim. Oğlum sıkıntı yok lan sıkıntı yok. Bu arada bir dakika bir şey duyuracağım. Yani lan. Vallahi ha, söyle abi pardon. Ne duyuracağım belediye başkanı mı oldun sen? Yok lan bir an garip bir şey hissettim böyle içimde böyle bir anda bir şey duyurasım geldi. Aa Alican Deniz'i. Pardon telefonum çalıyor. Abi kim kime yumruk attı ben geldim. Yok oğlum yumruk yok lan bir şey olmadı. Arkadaşlar bizim sunucuda oynayanlar varsa yanlışlıkla yumruk attığınız zaman onu role çevirmek zorunda değilsiniz. Zaten yanlışlıkla attığınız belli. Aksine yanlışla bastığınız için rol çok saçma yerlere gidiyor. Abi yanlışla bastıysanız görmemezden gelin abi. Herkes, bütün sunucu. Zaten hani rolsüz birine vuramayacağınız için o belli ki yanlışla vurulma olur. Ay pardon elim kaydı. Ay dur işte şöyle oldu böyle oldu demenize gerek yok abi. Hem kendinizi darlamayın hem rolü bölmeyin. O anlamda söylüyorum. Mert gel gel burada söyle gel. Orada mı söyleyeyim? 565, 69, 66 abi. 565, 69, 66. Tamamdır aldım. Tamam. Bu arada polar güzelmiş. Ne abi? Ne Polar Bey? Polar güzel ya. Aynen bayağı tarzmış beğendim. Ben bir işine bakıyorum. Tamam abi. Orada ne oluyor bir de ona bakalım. Vallahi arkadaşlar o kadar yorgun hissediyorum kendimi. Ama sunucu maşallah bir kez çöktü o da 5M'den midir bilmiyoruz. Arkadaş olayım. Abi bir bak istersen. Tamam. Ne oldu lan? Hayırdır? Bilmiyorum anlamadım ben de biraz gerçekten kalabalık yengenin başında. Düşünmeniz bile yeter. Evet, öyle dedim ben. Yenge? Öyle dedi biri. Kim? Ha, şeydi galiba, üst yasındaki. Evet. Alican mı? Evet, evet, evet. İyidir. İyi misin Sarı? İyiyim, iyiyim. Şurada bir dengesiz vardı da onunla biraz konuştuk. Ha, nasıl bir dengesiz? Ya öyle bir sıkıntı oldu bugün de, senin haberin yok tabii. Küçük bir kaza yaşadık. Aa, yok haberim, ne oldu? Tatlıya bağladık. Ne oldu? Merhaba arkadaşlar bu arada. Merhaba. Bu etkinliktekiler ne oldu? Gittiler mi hemen? Terk ettiler burayı galiba. Selamlar, merhabalar. Bayağı oldu dağılalı ya. Biz de gitmiştik. Millet para kazanmaya gitti galiba abi. Ulan bu saatte ne para kazandı? Bu arada bir motele gidip gelmem lazım benim. Ayıptır söylemesi. Abi araba orada. Hadi gel götüreyim abi. Nerede? Ha oradaymış lan araba. Tamam. Eyşan sen burada mısın? Buradayım şimdilik. Tamam. Şimdi geliyorum ben. Sen bana numaranı versene. Ben yengeyle durayım abi. Doğru ben yeni hat aldım değil mi? Hepimize yeni. Ben de yeni aldım. Kırdık telefonları ne yapalım? 626-53-18 Serhat abi. Ha Alican. Ben şu sonuçta kadınla evleneceğim haberi dostum. Kimle evleneceksin lan? Yanağından makas aldım artık nişanlıyız. Yanağından makas kimin? Miran'ın mı? Evet. Benim aldı da. Artık nabusum oldu. Lan oğlum Alican. Alican. Ay. Oğlum harbiden bak Süleyman kıskanır ha. Sarı tekrar söylesin. 626-53-18 Tatlı bir çocuk işte Alican. Çok Alican 10 numara çocuktur. Evet evet. Biz bir gün Alican'la bir durumda kaldık. Akıllara zarar. Çok delikanlı olan. Hatırladın mı lan o günü? Ne oldu ki? Kurşun yağmuru tuttular üstümüze. Evet. Kurşun yağmuru. Aklıma geldikçe korkuyorum. Şerefsizler. Sen ne yapıyorsun? Abi, hayattayız oğlum hala dert etme. Seni bir gün hamburgerciye götüreyim bak vardı burada çok sen güzel bir yer var. Gidelim abi ben bu şeyi oradan aldım biliyor musun? Ama sen ısmarlayacaksın ha. Gene elim havada kalsın. Ne ol? Hamburger. Merhaba.
Tamam. Ben Santi ya. Dedim Santi. Memnun oldum ben değilim aslında. Attım sana numarayı. Evet. İvan böyle durumlarda sen direkt elimi tut. Bugün ikinciye yazıyorum. İki kere Mart'ı çizdim. Mart'ı çizdim. Abi araba burada bu arada. Ne bileyim durağım. Evet evet. Kusura bakma dalmışım ya. Ah be! Şehrin en güzel kızı deyip kendimi yolladı ya. Amına koyayım nasıl bir bak bu ya. Bir şey soracağım. Kok isminin kısaltması mı direkt ismi? Aynen kısaltması. Mükremin demek zor geliyor insanlara da. O yüzden Miko abi. Mükremin. Mükremin mi? Mükremin. Olmuyor galiba. Ya nereden çizdin? Mert. Mükremin. Ya siktir git ama ya. En azından S yok, S yok. Gel abi anlat. S olunca çok zor oluyor. Mesela? Anladım anladım. Mesela Siko. Siko? Hayır o değil işte. S. Siko. Ha, Siko? Ben, yok anladım o Ç demek istiyor. Evet. Siko. Siko. Evet. Anladım. Yok değil mi Siko? Cheeseburger de bak ya. Cheeseburger. Tamam kusura bakma. Siko olsa kendimi yollayacak. Siko olsa. Ya siz beni mi deniyorsunuz acaba? Çizgi film? Çizgi film. Sabun söyleyemiyor ya. Sana ben ya bir ben şey diyeceğim de hazır de şimdi. Burada senyorsalar var. Hiç olmayız artık. Ne güzel gidiyordun. Baga girdik. Rezil olmadık. Abi şeyler mi yapsak acaba? Vallahi bence yapalım ya. Şu ulan bir tane mekan var şurada bak yakında. Gitsek mi oraya bir şeyler içelim? Kafamız biraz güzel olsun ya. Sen etkinlik bittiğinden beri burada mısın? Bana mı diyorsun? Ne yapayım? Bence gidebiliriz. Şu mekana bir bakayım bir dakika. Neredeydi o? Lazım. Abi navigasyondan bak istiyorsan. Ben de kaçıyorum. Sonra lan, telefondan bakıyorum işte. Etkinlik çok iyiydi oğlum. Bir tane Cenab-ı Gat çıktı. Bir konuşma yaptı. Cenab-ı Gat mı? Ulan. Hadi ya. Öyle bir şeyler herhalde bilmiyorum. Oğlum film fragmanı yayınladık. Amına koyayım trolle mi? Ya Mira o mekan neresi çok güzelmiş. Evet ama söylemedi. Ben de anlamadım. Cenab-ı Gat. Ya çok güzel bir yere benziyor. Benim ya. Evet çok güzel bir yere benziyor. Şurta karmaşası yarattım burada şu an. Bak bağmaz lan şu yukarıda işte yeni açmışlar. Yok kafam karışmadı da senin kafan. Bir bakalım abi nasıl bir şey yiyecekler. Ben anladım. Sen anlamadın. Ben anladım. Düzeldi mi? Ne oldu? Açsam vereyim bir şeyler sonra. Ya yüce tanrı dersin. Bir dakika ses. İşte şey şimdi bak. Ben sana anlatayım. Şimdi bazı din mensubu insanlar o dediğini yasaklıyordu eskiden. Tamam. Beyler, Miran, yemeğe gitsek muhabbet orada devam ediyor. Hayır, ben medyaya gidelim. Sizin için uygun olabilir. Olabilir ese. Ama nasıl gidelim? Anladım, Jack Bey'de takılınca avukatsınız sandım da. Biz artık arkadaşlar konservasın. Miko muydu? Şu oğlum birkaç araç ayarlayalım da gidelim ya. Kaç kişi alıyor bu? Abi şimdilik kucak kucağı artık abi. Anladım. Çok kısa bir sıkıntı. Ben numaramı söyleyeyim. Tabii canım tanışma. Bu neymiş lan? Gel şu mekana bakıp gelelim. 37, haydi abi. Biz bir mekana bakıyoruz bakalım çok kalabalık mı içerisi. Ne oldu biliyor musun? Tamam. Değilse gelelim alalım hepiniz. Ya şu Bahamas diye bir yer açmışlar. Bir iki ha, okay, bir şey içelim tamam, ya. Biz buradayız. Tamam. Haberleşiriz. İyi hadi. Şimdi Alican. Lan bana bak. Eşan sana emanet he. Bunu bir barit. Tamam. Pars ben. Tamam lan atarlanma. Lan şş oğlum gel lan gel. Oğlum gelsene. Ne oldu ne öyle tedirgin konuşmuş? Oğlum önemli olan koruyup kolladığını belli etmemen lan. Uzaktan kes işte. Baktın biri yamuk yapıyor. Bana haber ver. Gidip dalma. Dalma oğlum. Allah korusun bir şey olur sana falan. Kıyamam lan. Sen öyle abi. Sen bana beyzbol sopası alacaktın. Tamam lan alırım sana. Sopa alırım. Tamam. Tamam sen böyle kolla etraf. Bakalım yavşaklık yapan oluyor mu? Tamam dur uzaktan izliyorum. Acat. Hadi görüşürüz. Geliyoruz biz. Görüşürüz. Kulağım çınladı ya. Anlıyorum. Herkes ön yargılı oluyor. Abi bir işaret desene ya. Motel odalarında bir problem varmış. Oğlum şuradan bir motele gitsen önce. Hangisini abi? Bak hemen Limon Motel var. Aferin oğlum. Limon Motel var orada. Girdim GPS'e. Bakayım bir motel odalarında ne varmış. Lazona ne diyorlar? Yüklemiyor, yüklenmiyor dediler. Hemen bakalım abi. Bir role katıp bakarım. Oğlum orada var ya söyleyemedim. Altıma sıçacağım lan. Abi fark ettim yüz ifadenden. Aynen ya. Aynen oğlum kasılıyorum bak. Burası kırmızı lan gitme şşş gitme. Oh trafiği de kat... Oğlum siz nasıl taksicisiniz lan? Gir sola. Abi biz trafiği katleden biziz zaten. Tamam şurada bir oda var Allah. Aman abi iyi misin? Menü aç. Haftalık kira 1200 mü? Yuh!
kiraladın. Dur biraz chatle konuşacağım. Şey, abi haftalık 1200 iyi de benim anlamadığım nerede, hani problem yok işte girdim. Hard rap abi, hard rap değil mi? Abi hard ekonomisi ekonomi olması lazım. Arkadaşlar iki ateşliyim çıkacağım. Acaba kiralıktan sonra o panele mi gömüyorlar? Tamam, temizlen bitti. Oh bitti. Hareketler göt kaşıma. Ay basamadım. Göt kaşıma. Aa, şu temizleyelim. İmot verirdim de halim yok. Oh tamam. Dur lan ellerimizdeki. Şu pantolonları da çıkardım. Şunu çıkardım. Kıyafetler, arkadaşın daveti, depolama. Yok abi, sıkıntı yok galiba ya. Bilmiyorum, birinde mi oldu acaba? Dur bir daha gireceğim. Ha yok lan, burası çıkış. Tam burası, içeri gir. Şimdi burada mevzu ne biliyor musunuz? Otel odası 3 tane var ama herkes bu otel odasına girip çıkıyor. Burada zaten rol dönmüyor. Eşya koymak için falan bu. Yani çıkış burası ama girişler orası. Ulan rahatladım ha. İyi abi, geçelim mi mekana? Hemen dön buradan, zaten yakın. Sağa dön, tam sağa yap. Arabanın da aşatı çıktı ha. Vallahi Miko. Önemli değil abi ya. Miko'nun canı sağ olsun. Bakıyorum da şu biraz. İleride bir park et ha. Burası. Yeni burası mekandı ya. Bakayım. Aynen. Kalabalık mı acaba? Vale de kapıyı açık bırakmış. Dur bari, ayıp olmasın. Selamlar. Mekan kaçta açılıyor? Açık değil galiba, bir boş gördük burayı. Ha öyle mi? Tamam. Gel bakalım. Abi bizimkileri buraya mı götüreceğiz? Bomboş. Niye getirmeyelim oğlum? Ne güzel mekan işte. Selamlar. Abi selam, hoş geldiniz. Aleyküm selam efendim, merhaba. Merhabalar. Oo iyi, müşteri yok sanıyorduk da varmış. Abi mekanın sahibisin. Evet. Yok değilim ya, ben de bizimkilerle gelelim eğlenelim bir şeyler içelim diyorduk da. Abi. Mekanın sahibi kimse, DJ var zaten burada. DJ'miz var evet. DJ var mı? Abi. Var. Üstüme yük gibi olmasın ama biz de mekanı boş bulduk geldik. Ben DJ'lik yapıyorum ama daha ses sistemleri kurulmamış sanırım ya. Öyle mi? Öyle gibi. Ulan çalamıyor musun hiçbir şey şimdi? Abi vallahi denerim belki ama. Bir bakmak lazım. Ben şu arkayı kontrol edeyim de bir geleyim. Sen bir bu bak arada, da. Ha. Abi kusura bakma, kolum böyle havada sana doğru ama doktor dedi ya ondan. Ne? Havada mı bir tutman yerine gerekiyormuş? He, bir yerine falan değerse kusura bakma yani. Ha yok lan, tamam, açısını yukarıda tuttum, hiçbir şey olmaz. He, inşallah abi, göreceğiz. İyi o zaman, buraya gelelim bir şeyler içelim ya. Ne diyorsun? Yani abi. Tamam gel, alalım bizimkileri de gelelim buraya. Abi, dışarıdaki abi. Kırmızı araba birinizin mi? Aynen bizim. Ha evet, kapısı abi. Açık kalmış, kapattım, haberiniz olsun. Eyvallah, teşekkürler. İsmin sağ ol abi. Bro. Saruhan. Saruhan abi, ben Adnan abi, memnun oldum. Memnun oldum, eyvallah. Biz gelelim bir bakalım. Abi. Ben şu hoparlörleri kontrol edeyim. Bir kontrol et onları be. Ulan ben de mekanı sahibim. Abi yabancı isimler serbest tabii. Türk isimleri serbest. Burası ütopik bir şehir. Ülke, biz göçmenleriz. Türk'ü de abi, var, Rus'u da var. Ha. Bu yavşaklar mekana çökmek istiyor olmaz. Oğlum bana ne lan? Bize ne? Yani pek tekin insanlar değiller gibi. Bir şey olmaz lan, iki duble bir şey içer gideriz ya. Deli balımız olsaydı be şimdi. Ulan bir deli balımız olsaydı be. Evet, şehrin adı Santos. Kemerini tak abi.
Şimdi polisler, EMS'ler falan sunucuya bir öncelik falan biraz vermek lazım onlara galiba. Çünkü oğlum bak gene aynı senaryoyu yaşıyoruz ha. Ha oradan vardır bu dönüşü. Yak be deli bağlı. Aynen abi ileriden dönebiliyoruz. Tamam ben bir yandan izliyorum. Şeylerde sıkıntı yok. Yani şu an sunucuda lagdı magdı. Yayıncılardan kimler devam ediyor bildiğiniz var mı? Kopan mopan var mı sıkıntı yaşayan? Kız tablamız var mı? Enşan vursun bizi. Aman lan insanlar ezme ha. Yok abi sıkıntı yok. Çekilsene be. Oğlum Allah Allah adamın yolunda gidiyorsun. Bak bak nasıl atarlandı. Hiçbir sıkıntı yok. İyi maşallah. Aman. Hop 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 hop. Bana helal olsun ha. Mesela o hasta geçti bende vurdu gözüktü. Biraz zor dedi. Bence yavaş lan. Onlar araya girdi falan böyle ters taksiciyiz abi anlatınca benim cinlerim tepeme geldi zaten. Arkadaşlar abi, mekanda 2-3 tane damsız dışında hiç kimse yok. Gidip aslında böyle bir tatlı bir şeyler içebiliriz. Valla iyi olur ya. Olur olur bence de. Valla benim aracım yok. Bir de acıktım ben çok fena ya. Benim aracım yok. Siz devam edin. Şimdi biz burada 4-5. Abi ben de elendim. Kim elendi? Pardon. Kusura bakmayın. Motel Mango ne taraftı acaba biliyor musun? Motel Mango. Abi evet. Motel Mango neredeydi? Ben biliyorum. Saruhan abi. Efendim Miko. Beyefendi ne taraftı abi, söyler misiniz abi, o zaman biliyorsanız yerini. Saru abi. Lan oğlum ne yapıyorsunuz orada? Heh. Ali Can gelsene abi. Oradan 1000 lira vereceğim ben sana. Şeyim döndü, evrim döndü. Abi. Heh. Şimdi sen benim arabayı al abi. Tamam. Ben bu lava Mango'yu göstereyim derken kendimi mekana bıraktırırım, tamam mı? Tamam. Tamam, sen benim arabayı al abi, topla bizimkileri gel. Bir kişi de bir kişidir. Tamam iyi hadi alıyorum ben bileti. Abi tamam şu karşıdan dümdüz devam edin. Şurada bak tepede bir tane bina görüyorsunuz. Hadi Eşen siz... Ben bir hayaller alemine dağıldım geldim. Pardon. Mira Hanım'ı al sen arabaya binin ben de geliyorum. Ben mi kullanayım? Allah ben kullanayım. Abi arabası yokmuş ya. Ehliyetim yok muymuş? Ulan ehliyet. Oradan devam edin. Mira'da vardır belki. Ben mi kullansam acaba? Aa, ay git yani burada geçmiyormuş da benim ehliyet. Öyle mi? Evet bizimkilerde evet, de öyle bir sorun yoksa olmuştu. Yoksa kullanmayı biliyorum. Üçüncü ya bence bir sorun olmaz ya çok yakın yani. Ne olacak trafik çevirmesi yoktur ya. Yok yok bence gittik şimdi. Hadi o zaman ben kullanayım. Ya hadi kızlar binsin o zaman. Yok, biz hallederiz. Geliyoruz mekana. Geliyorum. Yok olmaz olmaz. Dur. Saruhan daha iyi. Alican atla lan sen de arabaya yalnız kalma. Biliyor musun? Mert sen de atla lan arabaya. Abi bisiklette geleyim ben. Oğlum, sal onu sal bak. Bu ne lan? Hı. Abi o çalıntı bak. Abladan müsaade ettim. Oğlum ben. Bu ne oğlum? Yavaş yavaş. Şurada duruyordu. Kimin bu? Saru. Ya bunu kiralıyorlar ya şurada. Kumda aynen, gezdi. Aynen ben konuştum orada vardı birileri. Ya atla atla. Atlayın siz. Ha, efendim Eşan. Nereye gidiyoruz? Bağmasa ya şu ilerideki sokağın yukarısında bak. Haritada var orada. En son girdik GPS'li tamam. Arabada. Tamam bakayım. Bağmaz. Dur size bir kişi daha verelim ya. Olur. Tamam. Abi. Atla sen atla biz Miko ile geliriz. Biraz konuşacaklarım da var zaten Miko ile. Tamam tamam abi. Abi. Ben bisikletle geldim abi. Sen bana. Tamam. O zaman biz de yürüyelim ben Miko'yum konuşuruz biraz. Tamam abi olur. İyi hadi gel. Temelleri bağlayın. Bak lastik mahvolmuş. İnşallah gidebilirler abi. Arabadan bana sıçrayın. Tamam zaten tanışırız sizle beraber. Tamamdır. Tamam. Çok teşekkür ederim. Oldum. İyi günler de. Görüşmek üzere sağ olun. Abi nereye gidiyorsunuz? Mekanları. Ulan mekan bağması da nasıl yürüyeceğiz oraya ya? Ha. Bir Miko vardı taksici böyle arardım hemen gelirdi biliyor musunuz? Şurada bir tane bizim arkadaşın aracı var. Bahamas yakın yakın ya. Hangisi tamam. Arkadaşın aracı? Bak şu arkadaşın aracı da uyudu kaldı galiba. Saruhan Bey. Efendim? Ayıp olmazsa acaba ben de sizinle gelebilir miyim? Ya biraz yalnız kaldım da. Aa, olur mu öyle şey gelin tabii ya birlikte içelim orada eğlenelim işte. Tanıdınız değil mi ben? Evet evet tanıştık hadi. Tanıştık aynen. Lan Mert. Oğlum sakın düşme. Hastanede karşılaştıydık. Bizim bu Mert'in sıkıntısı çözülmüş galiba. Çözdük oğlum, abi. Yapma öyle şeyler. Bak, kimin Mert'in mi? Sorunu çözüldü ya. Komple bitti. Hallettiler. İkisi de yanalar zaten. Ben de müdahale etmedim ya. Ha sevindim o zaman. Tatlı tatlı çözülmüş. Ha. Arkadaşınızın arabası mıydı? Aldık bak. Alıyor Miko. Al Saruhan sıkıntı yok da arkadaş Miko binemiyor galiba. Bakayım mı?
Şu ilerideki de arıza yapmış o araba. Vallahi mı? Dur bakayım lan. Şimdi ben bak. Don arızası var. Abi onun alarm sistemi açık. Aman diyeyim, aman ters bir hareket. Evet, bunun noter anahtarı başlamış. Zaten içeride takılı kalmış. Neyse, çok şey yapmıyor. Aynen, abi şurada bir memeler don yapmış sanki ama bak. Karşıda Saran Bey. Orada ne var? Beyaz bir araç var ama emin olamadım abi, şimdi kimindir? Yanımı atlayın. Kiralık efendim olabilir mi? Bilmiyorum ki. Oğlum bu kimin arabası lan? Şurada tanıdık, arkadaş tanıdık bırakmış. Ya bırak, kaç tane arkadaşınız var oğlum sen? Ben bir bakayım geleyim oğlum. Abi şu şeye bassan, benim demirlere bassan götürürüm. Abi sen demedin mi trafik çevirmesi yok diye? Ya oğlum yok da yani, her buldu. Sen ne meraklısın oğlum? Sen var ya kesin. Hayır, ben bunu alalım demedim. Şu mavili arkadaş, şunu da bir kontrol edelim dedi. Arkadaş da bizim için açık bırakmış. Anladım. Neyse ben yok, siz abi tek tek gidin oraya. Bisikletiniz, her şeyiniz var. Biz Miko ile biraz sohbet ederek geleceğiz zaten. Tamam. Şey nerede? Yalnız kalan arkadaş nerede? Onu da alacağım. Nerede o? O da başka. O da arkadaşın arabasını almaya mı gitti yani? Hay Allah'ım ya. Hepinizi banlayacağım. Kiralık aracını oraya bırakmışlar. Milletin ne zengin arkadaşları var ya. Vallahi oğlum buna kiralığına var ya $700 vermiştir herhalde evet, saatliğine. He. Abi ya ne, siz buradan oraya kadar Bey, ne 700 doları? Adam sağ olsun birazcık anlayışlı davrandı. 500'e bıraktı. Tamam şu... siz o, anladım. Şey siz Bağmas'a doğru gidin. Biz Miko ile yürüyerek geliyoruz hemen. Ya oğluma tamam, da siz bunu alın. Ben bir şekilde yok yok gidin yani. Bununla gidin ya, hatta bu beyazı almayın, bunu iade edin oraya da, arkadaş zaten arkadaşın arabasını almış. Mert onunla gidersiniz. Ha, anladım. Şu gel, beyefendi de değil mi? Benle gel. Efendim ben. Karnın aç mı? Beyefendi yok, gel. Yok abi banlamak değil. Uyaracağım abi. Şey. Şimdi gel abi, abi gel bir iki yürüyelim ya. Aynen. Gel başım şişti başım. Çok erken kalktık, uçağa bineceğiz diye. Oğlum yorgunluk işte. Nasıl uykum geldi? Estiyon bir saattir var ya. Tablette dur bir dakika. Abi. Şu şeyde lan. Aa, tabletim yanımda değil ki benim. Alo. Telefon. Geliyoruz geliyoruz, yürüyoruz Sarı abi de. Yakın yakın zaten oğlum, iki sokak ya, geliriz. Sen yengelerle dur, geliyoruz biz. Arkadaşlar illegalden tamam, kastım bu değildi. İşte role ya. Şimdi araba yok ya kimsede. Gidip gelemiyorlar ya. Onu konuşuruz yönetim ekibiyle. Duyururuz herkes. Arkadaşlar araba çalmayın. Hop bir kiralık araba sistemi ekleriz. Nasıl atlayan olmuş. Aynen aynen. Bak oğlum o ne lan. Atletimizi çıkmış ya. Atletle de güneşlenmezsin bu arada. Yavşak bir de gevşek gevşek yürüyor hala ya. Oğlum biz bir dakika yanlış yerden mi yürüyoruz? Önce biz bir markete mi gitsek lan Miko? Markete mi gideceğiz abi? Gidelim mi abi? Ulan sana bir şey söyleyeyim mi oğlum? Bizim çok sen, acil işi senin gücü, neye ihtiyacın var? İşi gücü halledip bizim çalışmaya başlamamız lazım lan. Para lazım oğlum bize. Aynen aynen. Şimdi ben yarın gideceğim şu belediyeyle bir arkadaşlar, konuşacağım. Arkadaşlar taksici var server'da, sunucuya giremiyorlar. 100 kişi sırada. Şey olaylarını. İnsanlar hani sürekli ödünç araba çözüyorlar ya. Aynen aynen. Onu konuşmak lazım belediyeyle, yönetimle. Onu bir konuşacağız aynen, onu şey yaparız. Aynen. İnsanlara ne diyoruz oğlum, hadi gidelim ya. Ha daldık biz. Gidelim abi. Şeyi konuşuyoruz. Abi o değil şey, Ketin'le konuştum telefonda. He. Şey dedi, doğayı görmüş. Doğayı mı? Nerede doğa? Doğa senin arkadaşın mı falan dedi, öyleymiş falan dedi. Aynen oğlum dedim, bak bir şey söyleyeceğim dedi. Bu doğanın çevresi burada çokmuş ha. Vallahi bilmiyorum abi de. Şaşırdım. Görmedim de bugün hiç. 11'e mi düştü sıra? Sen mi o 50'den 11'e düştün? Hey maşallah. Vallahi ben de görmedim ya. Ablacığım saygılar. Biz böyle kaldık. Dur oğlum eşeği arayalım. Gelsin alsın bizi hemen. Çetin aradı az önce, sen yürüyelim dedin diye ben dedim. Muhabbetini geliyoruz, az kaldı dedim. Ya şu hemen şeyi geçtim, geçince şu çimleri geçince. Ya çimleri yararız şey aynen ya oğlum, biraz spor olur hem hava alırız. Selam arkadaşlar, yeni mi oldum? Herkese selamlar. Hoş geldin. Sen arkadaşlar. Ne yaptın abi? Aboneleri ve donate'leri okuyamadım. Affola. Barıştınız mı yengeyle? Vallahi oğlum deli ya, kapıda kalmış otelin, bornozla buralara kadar gelmiş, delirtti beni ya. Yani ara. Barıştınız kalmış bornozla ya. Ha? Ne bileyim lan. Hop hadi bakayım. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eyşan. Söyle abi. Neye kızgın biliyor musun?
Niye abi? Eyşan'ı ben zamanında hatırlıyor musun? Yemeğe çıkartacaktım. Aynen. Çıkarmadım ya. Aha. O günden beri tripli bana. Anladım. E peki burada ayarlarız abi bir şeyler. Ayarlarız. Hop. Gelen arabanın önüne atlamayalım da böyle duvardan atlarken. Aynen oğlum, buranın yerleri manyak ha. Trafik mrafik dinlemiyorlar. Fark ettim. İçinde ulan kadınla kızlar ya. Yalnız kaldı bak orada. 2-3 tane maho vardı. İnşallah musallat olmamışlardır. Bıçaklarlar onları ya. Sürekli açık evet. Ne açık lan? Alican. Hopi bir sorum soracağım. Tur her türlü illegal yasak mı ya? Abi illegal yasak. Sonra ama kavga edebilirsiniz falan bak. Şimdi önüme bakıyorum. Şimdi zaten silah yani. Serbest olmadığı için hiçbir şeyi soyamıyorsunuz. NPC veya marketi. İşte araba çalıp araba da parçalatmayın ama bir güne falan ufak ufak illegalleri açarım ben, küçükleri. Çünkü şu an onların ekonomisinde de bir takım düzenlenmeler yapılıyor. Mesela sivil halkı soymak ve oyuncuları soymak. Oyuncuları soymak bile pasif şu an. Startını vermedik yani. Biz de iyi böyle duvarlardan falan atlıyoruz ha. Oğlum ne olacak lan, o kadar da ölmedik be. Senin pantolon kumaş yırtılmasın atlarken. Yırtılmaz. Bir şey söyleyeceğim, senin başın arada bir ağrıyordu. İyisin değil mi lan, bir sıkıntın yok. İyiyim abi, hiçbir sıkıntım kalmadı. İyi bari. Oğlum vallahi çok korktum lan. Sana bir şey olacak diye çok korkmuştum ha. Eyvallah abi. İyileştik işte ya, kalmadı bir şey. Bir işte bulamadık kim olduğunu. Siktir et, boş ver, kapattık o sayfayı. Aynen abi. Senin iyi olman önemli oğlum. Tamam, bugünkü peki bay geçme gibi mi düşünelim? Yani oyuncu hareketleri için. Bugünü bay geç... Ne anlamadım ya? Burası da otelmiş abi. Aynen, ben burada oda var. Burada mı senin oda? He, limon motel oğlum. Anladım, tamam abi. Limon burası mı? Limon motel burası. Öbürü hangisi? Bu yukarıdaki öbür sarı. Vallahi mango var. Bağırma lan, küfür etme milletin içinde, manyak herif. Allah Allah. Allah'tan dilim anlamıyorlar ha. Aynen abi. Bugün ben de bir tane denk geldim de öyle. Oğlum Miko, ben çok açık, çok acıktım ya. İnşallah barda bir şeyler vardır yiyecek. Buluruz abi. Yani görmezden mi gelmeyiz? Yani. Hayır. Eğer biri illegal yaptıysa rapor edin abi. İllegal yasak dedik. Raporlayın abi. Uyarırız. Hani yapmayın arkadaşlar, illegal yasak deriz bir hafta. Saygılar efendim. İyi lan, yürüyüş oldu, açıldım ha. Plebinyolar ne yapıyor, plebinyolar? Vallahi abi bacaklar açıldı ya. Geldik zaten Bahamas burası. Bak millet orada toplanmış. Yemek yiyeceğim arkadaşlar. Yemek yiyeceğim de yemek alacak yer yok. Bayılacağım birazdan. Abi seni yerim demiş. Partileyeceğiz mi şimdi çılgınlar gibi? Valla benim çok enerjim yok da şöyle bir duble iki duble bir şey çakasım var ha. Birer duble çakıp kaçalım diyorum ben. Aynen. Ama yarına zinde gelelim. Gidelim uyuyalım ya. Yatalım odalara. Aynı fikirdeyim. Oh ye yeah, Eyşan. Ne oldu lan? Efendim. Selamlar. Selam. Merhaba. Kızlar nerede ya? Geldiler. Bir yere kadar gittiler. Öyle mi? Dur şu aracı alalım da bir markete gidelim lan, gelin. Abi ben çok acıktım ya. Kıkırdan Mengiz, bir şey söyleyeceğim. Bir şey al, markete gideceğim. Bir şey istiyor musunuz? Ay, içecek bir şey. Bana da içecek bir tamam. Şeyler. Miraya yiyecek bir şey alıyorum. Sana içecek bir şey alıyorum. Zaten içeride birer tane. İçerisi pahalı mıymış? Çok pahalı. Abi. Tamam oğlum, hallederiz. Bir duble içeriz lan, ne olacak? Çok kazık diyorlar ya. Hadi ya. Hadi biz bir gidip gelelim hemen markete. Miko atla hadi. Tamam, bekliyoruz. Turistiz hemen zaten kazıkız. Evet çok. Ben bekleyeyim yengelerin yanında istiyorsan. Tamam biz gidip gelelim. Sen bir şey istiyor musun? Abi sandviç bir kola olur herhalde. Ha para bitti anne. İçeride bir DJ tuttum. İçeride. Çapı bakıyordu bak. Dikkat et hadi. Ayna çarpmasın. Burası mı? Oğlum vallahi gözlerim karardı açlıktan, yemin ediyorum. Buraya ne olmuş lan? Abi bir tane öküz geçmiştir. Sarı. Bu telefona gelen organizasyon bu ne ya? Ulan 2 saattir tutuyorum.
Ya kibar olmak çok zor geliyor bana. Sen buna alışacaksın bu arada. Benim bir rahatsızlığım var da. Arada bir tükürüyorum. Sıkıntı yok abi. Sus lan. Valla ben buranın yerel halkına uyuz olmaya başladım ha. Abi öyle deme, ben de yerel halkım ya. Ya tamam da abi, bunlar araba kullanmayı bilmiyor ya. Yok abi ya. Baksana bak, arabayı nereye bırakmış. Allah'ını seviyorsan şuna bak. Al işte abi, bak, bak. Öküz bunlar, öküz. Hem kardeşim alsana lan sağa. Hayret bir şey ya. Bunlar neyin ne lan bunlar? Her yerde bunlardan duruyor. Anlamadım ki. Bak 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 bak. Ooo burada çalışma yapıyorlar. Aynen abi, aynen, yol çalışması. Baka baka baka. Evet, bir meslek aracı kişisel olarak kullanılıyor. Bir meslek aracı kişisel olarak kullanılıyor. Ses GG mi? Abi bu niye oluyor ya? Abi ben alayım istersen. Alırım ben, alırım. Düzeldi mi? Arabanın sesi düzeldi mi? Nasıl yok ya? Oğlum restartladım, bir şey yok abi, arada bir... Ha, 1-2 saniyelik oluyor. Kolay gelsin. Sandviçler taze mi? Taze miymiş? Tazeymiş abi. Ha iyi, oho. O zaman bak şimdi, kimler ne sipariş vermişti? Ey maşallah amca, ne kadar sandviçler? Üstüne yazanlar doğru mu ya? Ulan çok pahalı lan server. Ya şu an tabii paramız yok. Bak sandviç alıyorum, su alıyorum. Lan su yok markette. Abi su yok, evet. Tamam. Su yoksa kola içeriz. Abi şuradan da bir bira alsam, yuvarlasak mı girmeden ya? E hadi birer tane al ya, içeriz. Tamam abi. 4 tane. Ya cimri olma diyeceğim de param yetmeyecek. Kola 5 tane alsak. Sigara 2 dal alsak. Çakmak 1 tane alsak. Hadi oğlum. Aldım lan. Ha o kadar da değilmiş lan, param var. Kap kap, so en so dibinden al lan, soğundan al. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ya sizin bu şeyle bir alakanız var mı acaba? Uçak rötar yaptı. Kaç saat bekledik uçakta ya. Vallahi dostum benim hiçbir alakam yok ya. Vallahi şöyle bir tipinize bakınca bir alakadar olur gibi oldum da. Ya pilota mı benziyorum ben? Ne alakası var? Ben sigara vallahi almaya geldim maşallah ya. Maşallah pilotlar yakışıklı olur amcam. Sen de çay yakışıklı sen. Eyvallah eyvallah. Bak şimdi kalbimi kazandın ha. Amcam Allah razı olsun vallahi. Selamun aleyküm, ben Muhittin Macun amcam. Nasılsın? Muhittin Macun, ben de Saruhan Kaya, kasap Saruhan derler. Vay amanım. Amcam ben daha önce kasabalarda kasaplık yaptım. Tavuk işinden çok iyi anlarım da burada başka işlere girişeceğim Allah izin verirse. Harbi mi? Ee? Bak bu da arkadaşım, yani yeni tanıştık gerçi, çok şey yapmıyoruz, o zaman tanışmıyoruz ama. Çetin. Çak da. Çeto bende dostum. Taksi. Selamünaleyküm. Ben de Muhittin Macun. Hem arabesk performans sanatçı. Sağdan alın Muhittin Macun diyebilirsiniz. Selamünaleyküm. Ne oldu amcam? Kılçık mı kaçtı bu arada? Lan oğlum. Açlıktan öleceğim. Dur bir şurada şu sandviçi gömüyorum ben ha. Göm amcam, göm, afiyet olsun. Ben de şehre yeni indim de. Bakalım dedim, insani ihtiyaçlar ne var? Benim de aklıma ilk telefon geldi biliyorsun. İnsan o teknolojinin köpeği olmuş. Allah bundan pü bin belasını versin. Vallahi versin, doğru söylüyorsun lan. Hangi telefonu kullanıyorsun söyle ama. Amcam vallahi ben bilmiyorum ki ne model var. Bu emmiden almaya geldik de. Emmi selamünaleyküm. He, yok yok, bu dayı satmaz. Ya bu satmıyor. Elektronik markete bakman lazım. Elektronik market mi? Evet, gel evet. Seni atalım orada. Al hemen 2 dakika bara gidiyoruz. Sen de gel. Vallahi çok memnun olurum amcam. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben çok utanıyorum. Niye utanıyorsun? Hayırdır? Dur lan, alma. Ya buraya, ya amcam ben de hasta, senin gözyaşlarım Ahmet amcam, ona da ben söyleyeceğim. Ya amcam valla çok sıkıntı oldu, ben buraya yürüyerek gelecektim. Sana baktım orada bir tane araba, düz kontak yaptım amcam. Yaptın mı lan? Bunu söylemekten çok utanıyorum ya. O zaman dur bir polise haber verelim. Ya amcam, yok ama amcam ne olur kurbanın olayım. Gel. Kurbanım şaka olayım, yapıyorum amcam. Lan, olur öyle şeyler, bir şey yok, olmaz. Yok amcam ya, valla ben polisle hiç uğraşmak istemiyorum ya. Yok lan, polisle işimiz olmaz. Ben de polisleri çok sevmem. Hele bu şeydeki polisleri tam tanımıyorum. Bilmiyorum. Allah hepsinin belasını versin. Deme öyle, deme ama bak on... Çıkarmadılar. E ulan başına bir şey gelse kim arayacağım? Polisi arayacağım. Amcam seni arar gibi bir his var içimde ama. Yok lan, benim ne işim var? Ben normal insanım ya. Maşallah devlet gibi adamsın be. Sen de valla eksik değilsin ha. Mont falan, şekillisin. Amcam ben çok yakışıklıyım. Annem hiçbir şeyden kısmamış. Anam beni doğururken baksana şu yakışıklı lan.
Şöyle bir yaklaş, yakışıklılığa bir bak. Bak bu yakışıklılığı sen kimde gördün? Ulan gözlere bak be, yemin ediyorum. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yanaklarınla elmacık kemiğinin oranı, kaşların o kaşsızlığınla birebir uyumlu. Amcam bak, anam dedi ki, malzemelerin dedi, hiçbir şekilde çalmadık dedi. Babama Şehmus şerefsizi öldürünce kıraathanede sen nereli? Oğlum babaya öyle söylenmez. Ama baba şerefsiz onun yüzünden. Oğlum kimisinin babası şerefsiz oluyor hakikaten lan. Toparlıyorum, onun yüzünden 3 tane kurşun yedim ben bacağımdan ya. Niye hayırdır? 4 tanesi hapse girdi ya. Aa, ulan. 3 tanesi de karıya kıza karıştı şerefsizler. Ben de anama bakmak için dedim, ana dedim, hamutunlarını ver dedim. Ben Amerika'ya gideceğim dedim, beni gönderdiler. Ulan adamın başına gelmedik kalmamış ya. Amcam benim eski soyadım Şimşek'ti. Ben Adana Demirsporluyum. Benim eski soyadım Şimşek'ti. Ben orospu fazilet var. Onun ben var ya. Mersin'de liman kerhanasına düşürdüm. Onun yüzünden ben soyadımı kalplerim paramparça oldu amcam. Kalbim paramparça olduktan lan, sonra. Şimdi kadına laf etmeyeyim de fazilet ne yaptı sana? Dur oğlum, fazilet ne yaptı sana? Amcam o fazilet şerefsi, ben kağıtçılık yapıyordum Adana'da, Turgut Özal'da. Oradan geçerken Hayal Kahvesi diye bir bar varmış. Bu aşık da diyor ki, ne ben aşkım dedi, ben dedi mutfakta dedi yemek yapacağım dedi, şöyle yapacağım dedi, böyle yapacağım dedi. Bu orospu bir tane çocukla birlikte gitmesin. Yapma, ben de oradan be kağıt toplarken çetle yakalamayayım mı bunu? Ben sana bak da bir bira alayım kardeşim. Al al bir bira da onu al. Valla ben boğma açıyorum ama. Ne ya boş ver boğmayı mamayı, ne bulursan yapıştır. Dur ben şuradan dur bir şimdi Sarıkan amcam bak dinle. Söyle söyle amca oradan bana bir şey sar ya. Bir sandviç mandviç bir daha versene bir tane. Amca tipine tebe estağfur tebe. Bunlar bu, seni ben neyse sanasını anlatacağım amca. Neyse Sarıkan amcam. Sanasında ben bunları görmedim mi? Ne yaptın? Lan ne ben bunları görmedim mi sanasında he. Benim o kağıt tapladığım şeyde, onun adını sen getir. Bu arkada şey vardı, cappar vardı benim, cappar eski. Onu bir çıkardım. Dedim fazilet dedim, ayrıl. Fazilet ayrıldı. Güvenlikler, ya Muhittin ne oluyor falan filan. Karışmayın lan siz derim, yıkılın. Yıkıldılar bunlar bir kenara. Çocuğu çağırdım. Çocuğun ismi ne biliyor musun? Ne ismi? Berk'miş. Berk. Tam dümbük ismi. Berk. Tam şehirli ismi lan. He tam dümbük ismi. Zaten ben Hayal Kahvesi'nin önünden geçerken amcam boş bir aşçası var mı diyordum. Ben evde kendime boğma yapıyorum. Boğmalara koyuyorum. Neyse amcam ondan sonrasında velhasıl velkelam derken oradan çocuğu çektim. Gel lan buraya dedim. Çocuk tam böyle ön tarafa gel dedim. Şu köşede konuşacağız. Abi, tam o köşeye giderken konuşacağız. Efendim amcam. Gel arabada konuşalım da burada amcanın da başını ağrıttık ya. Amca, kusura bakma ya. Amcam valla kusura çıkara devlet bakar ama senin de başını yorduk. Valla çok özür diliyorum. Eyvallah eyvallah, sağ ol, eksik olma, hayırlı işler, hadi bol kazançlar. Hayırlı. Gel amca, gel. Allah'a emanet ol. Tabancamı koy tala. Hadi bakalım görüşürüz. Ya depozitoyu geri almamış bu. Atla atla. Atlıyorum amcam, sıkıntı yok. Valla çok canım sıkıldı ya. Sıkma canını be, atlatmışsın sen anlat. Ya önce bir telefoncuya mı gitseydik ya? E hadi götüreyim seni. Valla amcam çok memnun olurum ya. Şu birayı da alın abi. Ah eyvallah. Allah razı olsun. Dur lan şundan bir yudum alayım. Amcam araba sürerken sıkıntı olmasın bak. Ben yemin ederim bir kaptırdım. Ya da dur lan doğru içmeyelim. Doğru dedim. Oy ulan tabelayı aldım. Ya tamam, bunlar hala yol çalışması yapıyor. Biz bu şeritten gidiyoruz. Bunların Allah bin belasını versin. Hadi kolayız. Ayla dikilmeyin lan, çalışın şerefsizler. Ben bana bunu verecekler, bu görev verecekler var ya, ip gibi yaparım ha. Var ya benim bir arkadaşım var. Bayındır diye. Seni onunla tanıştıracağım. Bayındır mı? Nereliymiş? Vallahi nereli olduğunu bilmiyorum. Bak burası dükkan, gir içeri. Çok tatlı bir olan var içeride. Ben bakalım ama fabriklik var amcam, ben girmem yo. Ulan tatlı dediğim elleşmiyor lan adam, normal tatlı olan ya. Ulan deyince valla şey yaptık valla ya, çekti geldin gidelim. Ya hadi ya al gel ya. Hemen gireyim. Ulan. Abi üşüdük herhalde. Yok lan tatlı adam. Amına koyayım bir telefonu 800 dolar mı verdin ya? Ha
Amına koyayım, 800 dolar mı aldılar amcam? Siz de mi aldınız bu kadar 800 dolar abi? Ben aşağı yukarı piyasası o ya. Allah ya, fiyatlar bin böyle. Belasını versin böyle devletin, böyle hükümeti. Ya boşver, bir kez alıyorsun ya. Siktir et, boşver. Amcam bende arabesk rap da var. Hadi be, devam yap bakayım bir, vur bakayım bir tane. Yok amcam öyle ne, babana çikini göster gibi. Benimkiler çok duygusal. Öyle her yerde açmam. Öyle sen, her yerde de sen bir tane bira içince kendine gelirsin bak. Kaç tane? Sana özel aldım. Boğma boğma yapıştır. Şaka yapıyorsun ya. Tabii ki ya. Yapıştır geçsin. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Ben öyle bir içerim, öyle bir sandırım ki. Böyle de bir Türkiye okurum size ki. Aba. Bir siz kıble, kuble. Bir okusana bize. Bir duyalım sesini ya. Ağlarsa manamalar ardımda. Göklerden akıt yakar yağmurlar. Nasıl? Vay girizgah be ulan, adamın sesi de yanık ha. Girizgah güzel oldu demeyin. Biz bu mekanı kapatırız bu akşam. Dur lan, burası değil, yanlış geldi. Bizde de Miko var, çok güzel şarkı söyler ha. Hadi. Oğlum dur, şş, bana bak. Sen... Abi. Ha. Şu biraları yuvarlayalım 2 dakika. Ya oğlum aynen, bir ateşle şu arabadan mı bıraktın, ne yaptın? Sarıkan amcam, ben bir şey söyleyeceğim. İçeride hanım ablalar çok fazla yok değil mi? Tövbe estağfur tövbe. Bak içeride... Dışarı ya amcam, ben buraya girmem. Oğlum... Beni bırakın gideyim amcam. Lan Alican. Sırada abi, içeride herkes soyundu. Nasıl soyundu lan? Amcam, sen ne zaman çalıştın lan bu kadar? gel oğlum. Çöpleri toplan şey oldu böyle. Gel buraya. Ya yok yok, bak içeride zaten yengem var bir tane, Eyşan, o benim müstakbel. Yani konuşamıyorum da böyle, utanıyorum ha. Amcam, sana ben kadınlarla ilgili çok güzel bir şey söylemek isterim. Benim kadınlarla işim yok. Ben hayatımda... Bak, 87 doğumluyum. Tamam. Hesaplarsan şöyle 3, 5, 32 yaşında adamım. 32 yıldan beri gusülümü bozdurmadım amcam. Ben hayatta gusül bozdurmam. Onu da söylemek isterim. Tamam o zaman, gel bir içeri girelim. Bir, sen nasıl davranacağım, bir izleyeceğim seni. Evet tamam. Ama ben bir şey söyleyeyim. Bak hanım ablalar beni diyaloğa girelim. Memcüklerini göreyim, ben çıkarım ha. Bir şey ya, olmaz dayı, gel ne memcuğu ya. İçeridekiler bizim hatunlar ya. Ya amcam bu arada. Kafandaki ne senin ya? Bu bunlar benim kolam. Kolan ne? Evet. Boğma koyak ana, boğma. Arada boğma koyak. Gel beni burada. Tadına bakmak istiyor musun? Yok. Hiç amcuk beğenmeyin. Ben de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz ya? İçeride misiniz? İçerideyiz. Hatta sizin hakkınızda konuşuyorlardı. Gelmeyecekler galiba. Ha ulan, ben de arkamdan konuşuyorlar. Selamlar. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Oo, bitmişsiniz bakıyorum ya. Herkes alkolü vurmuş. Cimri'den selamun aleyküm. Geç kaldınız. Aleyküm selam. Çok dans etmedin değil mi? Alican, yok ya. Buraya çok iyiyim. Ben izledim daha çok. Bir şey söyleyeceğim. Şurada bir bakayım alkoller kaç paraymış. Aleyküm selam. Aleyküm. Bazı arkadaşlar gavur alabilir biliyorum. Hepiniz devşirmez. Ana ulan dur. Arabada şeyleri unuttum. Poşetleri unuttum. Ha ne oldu lan Miko? Ben yavaştan çekiliyorum abi, dinlenmeye sen git yat ya. Dinlen oğlum, git yat. Dinlen abi. Ben de birazdan yatacağım zaten. Şurada bir duble tamam çekeyim. Abi. Tamamdır abi. Koymadık ki amına koyayım. O zaman abim yarın haberleşiriz, kaçtım ben. Ha tamam. Şu gel bir öpeyim seni kardeşim benim. Gel sarılalım birlikte. Adamsın abim vallahi. Kardeşimsin lan, adamsın oğlum. Eyvallah abim, sen de adamsın, cansın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Gidebilecek aracın var mı? Yok, şurada direkt şey yapacağım ya. Böyle yakında arkadaşım şey var da. Arabaya park edelim. Tamam. Şu ben poşetleri götüreyim de kızlar açtı, yemek yesinler. Tamam abi, okey. Görüşürüz abim, hadi. Hadi öpüyorum, Allah'a emanet. Tamam abi. Berivanım, ay. Berivanım. Abi. He. Benim başım çok döndü içeride, biraz hava alacağım ya. Sırat abi. Efendim Alican. Abi ben evime gidip uyuyacağım. Bir de evime götürsün de. Tamam lan dur, götürürüz şu markete. Marketten aldıklarımı götüreyim de kızlar, ölecekler açlıktan. Tamamdır abi.
Alican gel biraz sohbet. Köy kokulu. Evet, bize kimse haber vermediysin. No. Merhabalar. Kızlar, aa, bize şans eseri. Gelsenize. Efendim. Ya şeyleri getirdim. Neleri? Mira Hanım nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyi, dur bir şarap ısmarlayabilirim. Çok teşekkür ederim. Lazuri bana bir tane korona ısmarlasana, korona. Ay, onu da sunucuya söyledim bu arada. Hayda. Gördünüz mü hanımefendi, işte böyle cinsiyetli bir adam bu. Hayvan ya. Şunları al, bir göm. Soğuktan öleceğim zaten, teşekkür ederim. Al, bu da için serinlesin, soğuk buz gibi bu. Ay, çok teşekkür ederiz. Gel gel. Kim çok güzel bak, sandviçin marketin. Bira ister misin, ben karıştırmıyorum. Bana da bir ısmarlarsın. Ben varsa bir korona alırım, korona. Ha, alabilirsin. Satıyorlar orada. Mehmet, sana var bir ısmarlar. Afiyet olsun. Ola bana. Oh be. Bir tane korona alalım. Temel, ben bunu alayım bu arada şöyle. Tabii ki alabilirsin. Yuuu. Yerine git. Kaliteli şarabın görseli gitmiş. Teşekkür ederim. Size de afiyet olsun. Yapak çok güzel. Teşekkür ederim. Soru kesemeyim. Musa, afiyet olsun. Ulan bir tane de mojito içilir be. Evet. 15.94 Muhittin Macun. Muhittin Macun. Ya mekanda müzik yok mu ya? Tamam, ben sana hemen. Ya aslında var da. Şey şimdi ayıp olmasın, çok iyi değildi. Haa, harbi mi? Aha. Kuzen. Ben su bir ayını yuvarlayayım direk. Selamlar, selamünaleyküm. Merhabalar. Oo, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Valla ortamları kurmuşsunuz, kimse haber vermiyor. Valla biz de habersiz geldik ya. Alındık. Sarı Bayındır abim alındı. Oo, ne haber kardeşim? Ay, estağfurullah. Ya valla çok sağ ol. Oğlum bak, bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz. İçkiler bir pahalı, sakın almayınlar. Bayındır abim alınmadı mı? Kılavuza bak. Ben mi? Kimse değil. Dur dur, Bayındır dur, bekle bekle. Efendim, Kadri amca. Mesaj diyorum. Ben sana ne dedim Bayındır deyip sözünüzü kestim, kusura bakmayın ya. Yok yok, karamda ya. Bayındır diye bir arkadaşım var dedim değil mi? Bak, o geldi. Nereden çaktın? Ha, nereden? Bak şimdi bak, seni bir tanıştırayım onunla, gel. Kardeşim. Bayındır. Kim, ben mi? Buyur boss. Gel gel. Ben de geliyorum Bayındır abi. Geleyim mi? Selamlar, selamlar. Nereye? Bak, tam senlik bir adam buldum. Ya çay ağlaştım ablam, kusura bakma ablam. Efsane anlaşırsınız ha. Selamünaleyküm, rahmetullahi berekatü, Bayındır amcam nasılsın, iyisin inşallah? Aleykümselam dayı, vallahi sana sunma. Vallahi iyidir ya, nasılsın ya, vallahi bin belasını yesin. Ya bu Türk'ü şey nasılsın, ben de böyle 3 saatten beri röper ya. 3,5 saatten beri röper yaptı, Allah'ın belası uçak ya. Uçağı mı ne oğlum, ne oğlum uçağı mı? Vay şerefsizler, ne oluyor? Şikol mudur, şipol mudur nedir, havalimanında bekliyordum, burnumu yiyordum, oradan bir abla geldi dedi ki ne. Dedi ki ne, 3,5 saat röter yaptı dedi, Allah sizin dedim bin belanızı versin, sizin kompani olacağınız da batsın dedim, her şey batsın tamam, dedim ya. Tamam, sakin ol dayı, valla kalpten gideceksin ha. Çil oğlum madem ki, sen neden fırsata çevirmiyorsun? Madem 3,5 saat röter yaptı, git orada karıya takıl, bir şeye takıl, birinin gibi. Ama yok, ben gusülümü bozdurmam amcam, yok yok. Ben 32 yıldan beri gusülümü bozdurmadım, hanım ablalarım da konuşurken hep ablam derim. Sen böyle Bayındır abiyle anlaşamazsın ki. Bayındır abi var öyle işte. Yoruldum bir ya. Bayındır amcam ne oldu? Karı kızla. Recep İbe bir esna şeyi var biraz. Bende öyle şeyler yok da ya. Bayındır abi, şöyle bir şey söyleyecektim. Mevzu ne? Valla şimdi ben şöyle bir şey söyleyecektim. Bayındır abi, sen de ayaküstü. Yani şöyle bir şey söyleyecektim. Dediler öyle karı kızı muhabbeti falan filan alınca, Sarıkan amcam da geldi burada, Bayındır'la tanış, çok iyi anlaşırsın deyince, yani karıyla kızla falan filan şey alacaksak, valla amcam ben bol tamalim gideyim ha. Oğlum ben yoruldum lan bugün derken. Benim ciğerim söndü. Ay. Uş ötmüyor mu dayı? Gayet de cikler maşallah, bülbül gibi. Bülbül gibi de cikler. Tamam lan, bayanlar var bayan. Ne bileyim oğlum, geldi. 32 yıldır gusülü bozulmayan adamın yani. Senin... Abla, seni şaşırın ne kıçağım içinde? Amcam bak, önemli olan ne biliyor musun? Bana mı? Ya sana bir hakkını dedim. Önemli Sula. Olan, şerbetini seveceğin kadına saklamak amcam. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Ya, o zaman kadar bekleyecek mi? İçimden, evet, içimden büyük abi. İhtimalle domuz gibi bir şey çıkacak ama yapacak bir şey yok. Direkt ulan oğlum, işleyen demir ışıldar. Bu ne böyle oğlum, hep atışmasın bu ya. Ulan muhabbet ediyoruz, adam atışıyor ama. Diyor. İşleyen demir ışıldar daha ya. Distrek mi bu? Bayındır amcam, kusura bak, merkez bizim muhabbetimiz dinliyor. Ben çok fazla ben şey yapmak istemiyorum. Çok derinliklere ya. Girmek istemiyorum. Ondan dolayı hepinizden istiyorum. Çok heyecanlandım ha.
Allah canına çok girme, ya estağfurullah, burada ne heyecanı ya. Bu kadar kişi bize bakıyor, gözler üstümde, olay sonmuyor. Gelmeden önce de birazcık İngilizce öğrendim. Mevzuyu biliyor musun? Ne lan kızı, ben de biliyorum İngilizce. Ya. Nasıl konuş lan? Konuşma. Hello. Hello. Ya bu adam konuşunca ben yoruluyum. Hello. Hello, how are you? My name is Muhittin Macun. I am coming from Adana. Adana. Where are you coming from? Türkiye'den geldi. Benden tal yalayın. Allah'ım Allah'ım. La günaydın mı diksen de bayan der. Gel lan salla. Ya. Allah'ım yediğime bak ya. Allah'ım yediğimin adamına bak ya. Ya hadi bak aşağılgam senden keşkek benden. Allah'ını severim. Keşkeğin üstüne tereyağı koymazsan asla yemeğin bayındır. Bunu da böyle bilesin ha. Tereyağını da mı biz vereceğiz oğlum? Keşkeğe getirmişiz işte. Tereyağını kendin... Zeytinyağını yaparız ondan sonra posur posur süt. Ablalar kusura bakmayın. Anladın sen bayındır. Dakika ablalar bunu yapmıyor mu? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şeye bak. He doğru. Nasıl olsa zaten pudra osturuyorlar. Bu arada böyle konuştuğuna bakmayın ha. Bir yanık sesi var. Biraz da dertliydi. Yemin ediyorum çok güzel söyledi. Bir çıtlat be. Bak çükünü gösterme gibi yaptın dedin ama bir söyle be. Hadi bak ha, doktor o zaman. Hadi burası, bir doktor ya. Burası barmen. Burası barmen. Gel, piste mi geçsek? Aynen. Kamalara hanım. Ya hadi gelin şu tarafa geçelim ya, gelin. E hadi bir. Hadi bak ha, yürü. Bayındır abi, sen neyin? Bayındır amcam, önden geç. Amcam. Sarayım burada tek başına şarkı çalıyor ya. Bayağı eğleniyor buradakiler ha. Helal olsun. Yoma tek başına çalıyor ama. Sağ ol, sana abi. Lan Hakkı ne yapıyorsun? İyi abi ne yapayım? Beni bıraktın gittin. Aslan çok acırdım valla. Oğlum ne yapayım? Kucağıma alıp götüreyim mi sen nerede? Kucağına alma da yani böyle ne bileyim. Beni bırakıp gidince üç öldüm ben de. Üzülme üzülme. Dur bakayım şu müziği bir kıstıralım da. Zorlanıyoruz zorlanıyoruz. Evet, tamam. Nerede hadi şarkı söyleyeceksin ya bekle. He vallahi yaparım. DJ Teşe. Sesi bir kıs bak şimdi. Saniye çıkmama buyur. Gerek yok. Dost işi olsun. Saniyeden tamam, böyle tamam, insanlara üstten bakmak hiç benim vazifemde. Çorabı önümüzden çıkarsın. Çorabı. Pardon. Ha, ben mi adaya benziyorum? Ben sarışını mı yazmışım? Şimdi efendim, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Benim nacizane setimi duyuyor musunuz? Ya bu ses beyler, anlayamadım. Beyler. Meyşem ben. Nacizane sesimi duyan el kaldırsın lütfen. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Efendim ben Muhittin Macun. Soyadımın anlamından yola çıkarak size çok ufak bukle bir şeyler okumak isterim. İyi hadi bakalım. Sarıhan abi. Ses var ya. Durun lan. Olan kendi yazdığım arabesk rapımı söyleyeceğim. Olur mu? Çok da. Olur olur. Yürü be. Şimdi öncelikle hepinize, biliyorum hepiniz göçebe geldiniz. Hepiniz of, aman bayındır amcam, dikkat et amcam, elin oğluna. Buranın yerlerinin yeri siliktir. Burada sigara ya, içebiliyor muyuz? Yemin ediyorum seninle bir takı içeceğim. Cuhara içmeyin, cuharayı bırakın, cuhara içmeyin. Yasak yasak, yasak kapalı alanlar. İçin için. Şimdi çabuk şöyle ölçün. Bir durum söz konusu. Benim önceden soyadım Şimşek idi. Ben Adana Demirsporluyum, önceden benim soyadım Şimşek idi. Yalnız benim hayatıma, burada hanım ablalar var, ablalarım kusura bakmayın, benim hayatıma bir aşute girdi. İsmi de Fazilet idi. O Fazilet benim gönlümü paramparça edip gittikten sonra anamın yanına gittim. Dizine koydum. Dedim ki, anam, garip hanım, ben bundan sonra bu soyadı değiştireceğim. O şerefsiz babamın soyadını da taşımayacağım. Bundan sonra ben her şeye çekomastik gibi macun çekeceğim ve... Bundan sonra ben Muhittin Macun olacağım dedim. Yaralı kalplere gelsin. Anasını özleyenlere gelsin. Vuslatını özleyenlere gelsin. Hepinize gelsin. Hadi. Yürü be. Ağlarsam anam ağlar ardından. Göklerden akıp yağar yağmurlar. Ağlarsam anam ağlar ardından. Göklerden ağıt yakar yağmurlar. Dost yüzü kahvelere gelsin. Dost yüzü yabancılar kapımda. Yak çet yak. Yalnızlık çırılçıplak koynumda. Dost yüzlü yalancılar kapımda, yalnızlık sırılsıklam koynumda.
Gün çiçek kokan yanakları ninniyle ağıt veren sıcaklığı. Hiç kimse de yok anamın sıcaklığı. Anasını özleyenler şöyle bir el kaldırsın. Helal olsun be, helal olsun be. Sana bunu yapan hayatımda neler yapar ben bu inanam. Garip anam anam. Sen yoksun yanımda, kime dert yanam, eller yalan. Anam ah anam, garip anam anam, sen yoksun yanımda, kime dert yanar. Allah'a gel gel. Bravo be ulan, duygulandım helal, yemin ediyorum. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten anasını özleyenler, anasını ne özleyenler, ben Muhittin Macun gelsin beni bulsun. Onlara güzel, komikli, esprili, bazen de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Bara tutsun efendim. Bara tutsun. Biraz da geniş oldu ama kusura bakmayın. Yani gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Yakin şöyle bir şey söyleyeyim. Bazınızda ben görüyorum. Daha önceki geldiğim şehirde de böyle bir sistem ben getirmiştim. Arkadaşlar böyle konuşurken bazen boğazları takılıyor. Boğazları takılıyor. Ben bunların hani boğazın takıldı seni böyle kılçık vara getirdim. Ben de şöyle dedim ki arkadaş dedim herkesin ağzında bir kılçık. Bu kılçık ne ola ki diye gittim böyle deniz kenarına böyle uzandım. O zamanlar benim sol kolumla sağ kolum çetoyla tepe var. Allah hepsini canını alsın. Oturdum bir şarkı yazdım. Ama öyle böyle bir şarkı değil. Yazdığım şarkının sözleriyle birlikte size bir buhle okumak isterim efendim. Nakaratı önce, rap kısmı sonra. Arabesk rap zaten single çıkaracağım ben. Hemen al. Arabesk ne oluyor? Arabesk rap. Bilmezsin. Ben gel benim yanıma öğreteceğim. Türkiye'de böyle çok damar. İnsanlar kendilerini keser çok da. Hemen bir saniyenizi rica ediyorum. Aklımdan böyle düşünürken size ben hemen ses vereceğim efendim. Şu an aklımdan sözleri geçiriyorum. Buyurun lütfen kendi aranızda çok ufak bir muhabbet edin. Güle güle sahne elinde iyi öğretiyor. Gördün değil mi Ende oğlanın? Ya bayın da. Ya söyle. Ne yaptın ya? Oğlum ne yapan geziyor dolanıyor işte ya, insanlara da anlamayın. Niye? Nasıl söyledin? Özledin mi beni ya? Senin oğlum seni ben niye özledim? Dostum diyesin. Özledin mi var Allah Allah. Saklamasın seni. Zaten 5 dakika abi görüyorum oğlum seni özleyecek bir zaman bırakmam. Maalesef durumlarım var. Lan ben 6 saattir açtığında yatıyorum ben. Ne açı 5 dakika abi görüyorum. Lan lafın geldi şu 5 dakikada değil mi? Haydi bilmedim. Anam dur ne oluyor lan? Evet çakta. Çakta. Seniyorsa sizin boyunuz kadar. Selamünaleyküm. Ya sen de etay. Çok kusura kardeşim. Çakta. Şimdi Bayındır amcam. Biliyorsun böyle boğazımızda bazen birbirimizi duyamadığımız noktalarda bundan sonra kılçık diyeceğiz. Hemen giriyorum şarkıya. Bunu da ben yazdım. Onu da bilmenizi isterim. Ölmeden önce giydim. Çaktel Bayındır amcam, en son vibe'ları alacağım. Çok teşekkür ederim. Sahne adamıyım ben, bilmeni isterim. Hoş geldin. Ölmeden önce giydim kefeni cepli sandım. Cepsiz çıktı. Boğazıma takılan balgam sandım. Kılçık çıktı. Sevdaları birleştirmişim ard arda sıra sıra. Yar dediğin imansız çıktı hiç aramadı beni. Ölmeden önce giydim kefeni cepli sandım cepsiz çıktı. Boğazıma takılan balgam sandım kılçık çıktı. Sevdaları birleştirmişim. Allah ticani rahmet için ne yaptı ya? Rabbi de Allah. Geldi. Aramadı beni. Rap kısmını daha sonra single'ımla birlikte. Ya kardeşim şuradan bir peçete ver ya gözünü seveyim. Kusuruma bakmayın. Peçete versene. Heh oradan ver ver. Merak ediyorsun ya. Olur olur. Ben şeyleri kurdurdum. Ya şimdi çok 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 çalabla ya. Valla çıkma ya. Şimdi çok güzel çeli. İvan benim de soru yapıyor mu? Evet. Ay sağ ol senin de. Ya benim çocuğum yok ya. Nasıl yok? Yarısı var. Yalıcı var yalıcı yok. Şunu çöp atsana kardeşim. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben dinlerim kulak verdiniz. Kulaklarınız sıkıntıya düştüyse hiç kusura bakma. Lan. Allah bu ne ya? Allah cicani Mehmet'in ne yaptın bu layar ya? Oğlum bir şey yok lan temizledik. Lan ayağıma yapıştı be Allah iyiliğini ver açın. Ne yaptın ne yaptın ki? Bir şey yapmadım tutamadım kendimi ya. Tükürmüş yele ya. Kalem yok
Kolay. İçeride biz içim İyi geçti arkadaş. Ya. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Böyle Eyşan şey gibi hissettim. Hani böyle deli balda hoş geldiniz derdik ya ulan. Ah be. Ya üf, değil mi öyle? Ya bilmezsiniz siz ya. Başka bir yerde, başka bir mekan işte. İyi bakalım. Burada da olur bir mekanımız ya. Ha, gün olur. Gelir elbet. Gelin gelin arkadaşlar böyle sap gibi kaldık o zaman. Abi, İyi misiniz? Evet abi, evet. Bu kadar güzel. Böyle sesi güzel kimse yok mu ya? Yani evet. Lazım sesi güzeldir aslında. Gel kuşu ya. Arkadaşlar sesine güvenen Çiko? Çıksın mı yadım öne bakalım. Çiko, dinleyelim. Ulan geldi şey, de ben de bir gel söyleyeceğim. Bakın sapkalı var ya sapkalı. Bak geziyor bak. Değil mi? Dur abi şey hop. Aman pardon ya, kapı çarptı mı? Aman. Yok yok sıkıntı. Ha aman aman tamam. Kusura bakma. İçerideler dede. Sağ ol oğlum, bakıyorum şimdi ya. Vallahi çok eğlenceli bir ortam yok ama bir git. Tamam oğlum. Ha dur bir dakika, bir şey soracaktım hazır polise denk gelmişken. O kim lan? Artık budu da çalmazsın amına koyayım ya. Dur lan, yaktım hepinizi şimdi. Hattaki tüm birimler bir Lincoln 56 konuşuyor, rapor verin. Memur bey merhabalar. Merhabalar, buyurun. Bir şey soracaktım. Bu bir iki tane asistan memur olduğunu iddia eden bir arkadaşlar var. Bu arkadaşların gerçekten polis memur olduğunu nasıl anlayabiliriz? Rozetleri genelde yanlarında olmuyor da. Yani doğru mu söylüyorlar, yalan mı söylüyorlar? Şimdi şöyle, personel numaralarını talep edeceksiniz. Tamam. Personel numaralarıyla birlikte departmandan sorgulatma işlemi yapabilirsiniz. Hayır, bugün birkaç defa aradık da ulaşamadık çünkü. Herhalde hatlarda bir arıza vardı. Olabilir, mümkün. Tamam, o halde şey, bir daha o tarz bir adamlara denk geldiğimiz zaman sizi arıyoruz, öyle mi? Tabii. Gerekirse ihbarda bırakabilirsiniz. Ekipleri yönlendiririz. Ekipler geldiği zaman kontrol sağlayabilirsiniz. Tamamdır memur. İyi görevler o zaman. Teşekkür ederim, iyi akşamlar dilerim. Kolay gelsin. Burçay, niye girmedin lan Burçay? Of, çok yoruldum arkadaşlar ya. Ölüyorum. Yorgunluktan var ya. Gözlerim kapanıyor, açılıyor yani. Hani role more girmek mümkün değil. Stresten. Ya o araba çalma muhabbetini anlıyorum. Ya yüksek ihtimal sorsam role bağlayacaklar. Ama şu hoş bir şey değil yani bak. Yani sorsam arkadaşımın arabası diyecek. Bir sorgulattıracağız, patates olacak. Patates olacaklar ama. Şimdi araç kiralama sistemi falan da olmadığı için. Baksana abi. Birinden mikrofon sesi mi geliyor? Araba da çok güzelmiş ha. Evet yani aynen. Ya ben mesela çalacak olsam yarısından gidip şunu çalmam yani. Hani en boktan arabayı alırım. Şuraya bir yaslanayım iki dakika, size sohbeteyim. Bir donetlere bakayım iki saniye. Ooo neydi, eğlence değil. Duruş. Yemek falan yemeyi unuttum ya gerçek hayatta. Oğlum baksana, görmüyorum şeyleri, görmüyorum ha. Şöyle dursun. Hatta bir de şöyle yakın alalım. Haydi. Ha, döndürürüz bunu biz. Nasıl dönüyordu lan bu? Bunun bir dönme yöntemi vardı. Bir tarafa bakıp ileri basıyorduk. Hadi oğlum. Oğlum Saruhan sakalsız olmuyor ya. Abi selamünaleyküm. Çocuk rolü yapabiliyor musunuz? Abi pedlerle ilgili birkaç sürprizimiz olacak. Of. Ateşi 38'den aşağı düşmüyor. Viral bir durum varmış. Ya Tuğkan'ın mı? Yapma be. Oğlum geçmiş olsun ya. Var mı yapabileceğimiz bir şey? Ulan çocuk bakmak da zor ya. Vallahi zor. Allah kolaylık versin. KT süt çocuğu gibi. Buna ben bir sakal çekeceğim. Çok aceleye getirdim ya. O an çok gergindim abi sunucuyu açarken. Ne olacak, ne bitecek? Abicim bir tane çökmeyle sunucu kaç kişi var sunucuda bir bakayım. Yani bugün sunucun ilk açılış günü olmasına rağmen bence insanlar role adapte olmaya başladı. Ama bir 3-4 günü var bunun tam oturmasının. Lobide bir sürü insan var. Sunucuda 76 kişi var. Nasıl 76 kişi var lan?
Ben mesela şu an... Oha, Şahen dediğin adam... Bilgisayarım takıldı. Bilgisayar bir şey oldu. Çocuk, şunu bir mutlayayım ben. Heh. 21 kişim var sırada. Şimdi ben çıkacağım, bir tane boşluk olur. Çok yoruldum çünkü. Bir toplantı yaparız. Ne sıkıntılar oldu, ne oldu? İşte şu buglar nedir, saç değişme falan. Şu araçları nasıl yok ederiz? Yani benim gördüğüm kadarıyla şu arkadaki gözüken kamyonetleri yok edip üstüne bir de şu saçların renklenme, dalgalanma problemini çözdük mü? Tertemiz gözüküyor. Sırada 30 kişi bekliyoruz biz de. Yapma be. Abiler, yapacak bir şey yok. Yani dediğim gibi bizde öncelik, yayıncı önceliği var. Mütbink hoş geldin. Yayıncı önceliği yapacağız. Mecburuz hikayeleri takip etmesi için insanları. Eğer önceliği olmayanlar varsa yayıncılardan, partner arkadaşlarım veya neyse işte. Onları bir bugün toplanıp ayarlamamız lazım. Yani mesela polis yok. Mesela EMS yok. Onlar sırada yüksek ihtimal. Alındı özel seçmeci adamlar, 6 tane, 4 tane, 3 tane giremiyorlar yüksek ihtimal. Ona ince bir çizgi yapmamız lazım ki insanların hakkı yenmesin. Roller de kilitlenmesin. Bak bugün hastanede adam yok diye başhekim bacak falan tedavi ediyordu yani. Ama ilk gün için idare eder. Güzel. Abi sizin ellerinize sağlık. Yani diyorum ya, bunu tek başıma yapmadım. Daha betadayız. Daha ilk açılışımız, ilk günümüz. Bilmiyorum yani, roller daha başlamaz. Ben bir yandan şeye çekiniyorum, açık açık söyleyeyim. Şimdi Saruhan'da yaptığım rol normalde bu değil ya. Hani bu kadar sessiz ve dahil olmayan bir adam değil aslında. Fakat şimdi benim rol de paslamam lazım insanlara. Çok ince bir çizgide rol yapmam gerekiyor. O yüzden birkaç tane karakter açarım ben, eğlencelik. Evet, yanlışlı vurma olayını bir daha bastıracağım. İlk güne göre çok iyiydi bence. Eyvallah. Ellerimize sağlık abi. Ha, ellerimize sağlık demişsin. Böyle böyle inşallah Eightborn'da işte artık hardcore rollerine devam eder. Daha güzel olacak inşallah, aynen. Ya bu arada oğlum, size bir şey söyleyeyim mi? Benim düşüncem neydi biliyor musunuz? Delikanlı gibi söylüyorum. Tamam, biz aylardır uğraşıyoruz, hassas davranıyoruz en ince detaylarına kadar. Belki de 5M kullanıp çözümünü bulamadıkları birçok sorunu bulduk, çözdük. Baksanıza abi, 75 kişi oynuyor şu an non-stop. FPS'de bir gram yavaşlama yok. Bir tane resource patlamadı. Çok şükür. Ya bunları öngörüyorduk ama ben gene de bir yandan şey diyordum. Bir tavukçumuz yok mu? Aslında bir tavukçuluk yapılır bu arada. Tablet YouTube'da sıkıntı var gibi abi. Tamam, olabilir. Bakalım abi. Hatta tablete bakayım şu an, rol dışı. Çaktırmadan. Aynen. Tablette video gelmiyor galiba. Mesela bugün sunucu test ederken geliyordu. Bakarız. Sıkıntı yok. Tukan abi, gitar falan oyunda var mı? Sokak sanatçısı rolü yaparsın. Onun haricinde söylemem gereken bir şey yok abi. İşte her gün biraz daha iyi, her gün biraz daha geliştirmeye gideceğiz. Sonra da elenenler olacak. Gönül ister ki olmaz ama mesela şu araç çalma muhabbeti hoşuma gitmedi. Yalan yok. Kimse fail yapmadı bu arada. Herkes idare ederek, yani mantıklı açıklamalar yaparak aracını getiriyordur ama mesela o sahil kısmında dur şurada arkadaşımlar olsa durumu kurtarmaya çalışıyorlar da bilmiyorum. Yani çok da takmamak lazım. Sonuçta bir rahatsız eden bir şey yok aslında. Yarın yayın olur mu? Yarın ne? Abi bilmiyorum arkadaşlar. Ben her role girdiğimde yayın açacağım, sözüm olsun. Bugün pazartesi, normalde yarın yayınım yok. Ama belki gece böyle bir gece dediğim akşam 6-7 saat. Ya paso beni yayında göreceksiniz abi artık. Full yayındayım yani. Çok rol yapmak istiyorum çünkü. Kasaba sistemi var mı? Var abi, kasaba sistemimiz var. Ama 75 kişiyle zor. 128'e çektiğimizde kasabayı aktif ederiz. Zaten kasabada her şey var şu an. Balıkçılık, eczane, mekanlar, motel. Şimdi insanlar araba almaya başlayınca bizim kendi aramızdaki deli ballarla standart deli balı açma hedefimiz gene oluşacak. Sürekli yayın özledik ya. Oğlum ben RP yaptığım dönem 2 hafta non-stop yayın yaptım ya. Ben de eğleniyorum. Hayallerim gerçek oldu, her gün yayın. Plan yapmıyorsun çok biliyorum, yine de iyice dinlen, 1-2 güne TV'de iyi de oynarız. Abi oynarız inşallah ya, oynarız. Sabah 6'lara kadar, ya bilmiyorum işte sabah 6'lara kadar mı da. Abi role başladın mı onun sonu gelmiyor. 5 saat yayın yapıyorsun, 6 saat, 7 saat, 8 saat yayın yapıyorsun.
Şimdi burada daha illegaller aktif edilecek, soygunlar başlayacak, polisler, inanılmaz polisler izleyeceksiniz. Yani çok güzel şeyler olacak rolde, onu beklemek istiyorum yani biraz da. O zamana kadar da çok role girmesem mi acaba diyorum. Gene yaparım böyle rolle. Hani tam hikayeye odaklanmayabilirim. Abi dev ekranda Havam sınıfı görüntüsü diğer kişilerde gözükmedi. Sadece Havam sınıfı sesi gitti ama gözüktün ve sesin gitti. Havam sınıfta görüntü yoktu. Yapma be! Harbi mi diyorsun? Bir dakika, ben o kadar kişiye yayın yaptım, sesim dışında görüntüm gitmedi mi? Yo, vardı, ben başkasından gördüm. Miko'da gitmemiş mesela. Gitti ben o... Şizofrende yoktu. Ay, çok boktan bir şey görünmüştür o zaman, görüntü yoksa, ses varsa. Ya ben kendi ekranımdan verdim onu da. Uzun zamandır takip ediyorum, bence harika olacak. Olacak abi, yani dediğim gibi Allah'a şükür bütün ekip bu konuda tecrübeli adamlar. Yani anlım, aklım o kadar kalmaz ki. Yani polisinden tut herkesine kadar IC veya rol adminleri çok tecrübeli adamlar. Uzaklık kaynaklı. Neyse, siz gördünüz, boşver. Yok, cam açık değil de onu diyorlar galiba. Şizofrende havam yokmuş abi. Az önceki polis de çok tecrübeli konuştu. O adam yıllardır bizim Eightborn'da şey yapıyor oğlum. Şeflik yapıyor. Çok iyiydi o büyük ekran olayı. Güzel, önemli bir milli maçını orada hep beraber izledim, düşünemiyorum. Yayınları kapatır izleriz abi. Güzel olur. İlk gününde bu kadar güzel bir soru, helal olsun valla. Eyvallah. Bütün ekibin eline sağlık valla. Ben bugün huzurlu uyuyacağım. O kadar yüklenildi, o kadar bok atıldı. Tanımadıkları insanlara kadar dedikodularını yaptılar. Götlerinde patlamıştır umarım. Daha da güzel yerlere gelir diye düşünüyorum abi. Yarın o TV'den Fener Mayak... Ya abi oğlum, şey yeriz lan. Delif yeriz, manyak mısın? Benim rolüm bu kadar, ben daha role girmeyeceğim. Tüydüm oradan. Halim yok çünkü, konuşacak halim yok. Bu arada Tokovoyip ile ilgili problemi kime danışabiliriz? Ne problemi var? Yaz abi hemen. Çözelim onu Arda. Güzel bir uyku çekeceğim abi. Yani telefonumu falan kapatıp uyuyacağım. Şimdi işin boktan tarafı şu. Biz sabah erken kalkıyorduk 7'de. Oturuyorduk. Yatana kadar çalışıyorduk. Şimdi bu sunucu hep açık. Aslında bakım alabiliriz arada bir geceleri ya. Geceleri bakım alıp öğlen açabiliriz. Test sunucusundan buraya atmakla uğraşmayabiliriz yani. Açık Hava Sineması izlemek isteyen bu yayın tekrarını 2.40'tan izleyebilir demiş. Yeni versiyon indir diyor. İndirince de kırmızı gözüküyor. Adam failed diyor. Şunu yapıyorsun. Halihazırdaki tüm TeamSpeak'i sil. Benim paylaştığım rehber kısmından önce TeamSpeak'i indiriyorsun. Yeni versiyonu yüklüyorsun. Yükledikten sonra TeamSpeak'ini kapat. Addon'u yükle. Orada yüklerken addonları da kurayım mı falan diyor. Evet evet de geç abi. İnsanlar sabaha kadar rol yapıyor abi. Olmaz o bence. Yok yok. Kapatmayız artık bu saatten sonra. Ama şu araçları çözmemiz lazım, şu lanet araçları. Bir de bekleyen insanlar falan var. 20 kişi, kaç kişi sıra var acaba şu an? Saç bug'ı var. Aynen aynen. Şizo. Abi beta'dayız ya. Yani ilk 5 gün gördüğünüz her bug'ı bug bildirime yazın abi. Hepsiyle oturup ilgileneceğiz, yapacağız. Dövmede de bug var mesela. Kimse dövme almadı parasızlıktan da. Dövmeler de yanıp sönüyor. Bir bakacağız ona. Çözülüyor mu, çözülmüyor mu? Server yine açıldı ama yine de sorayım. Hapisten kaçma olayı olur mu? Olur. İleride olur. Güncellemelerde olur öyle şeyler. Kamera çekim bug'ı var. Yazın abi onları şeye. Discord'a. Abi server'a gelecek yayıncılar kimler? Bekleyen yayıncı var abi. Başvuruyu kaçıranlar var. Annos mesela, örnek veriyorum. İşte var ya, bir sürü yayıncı var. Ama dediğim gibi abi, başvuruları kaçırdıkları için çok şey yapamadık. Bir sürü adam var. Hepsini idare etmeye çalışıyorum. Hepsiyle konuşmak istiyorum. Holmes girmedi mesela bugün. Var yani. Çok başvuru var yayıncılardan. Bir de reddedilen başvurular çok var yayıncılarda. Onlara biraz üzülüyorum. Ama yapacak bir şey yok abi. Bir düzen oturtmamız lazım. Temelinde çok iyi RP'cilerin birikmesi lazım ki diğer gelenler burada uyum sağlasın.
Ya mesela geçen Neco ile konuştuk, yalan değil. Neco mesela, bak arabaları görüyor musun? Hardcore RP yapan adamların yanında hardcore RP yapabilecek bir adam aslında. Oynadığı sunucularda hardcore RP yapılmadığı için yaptığı rol buraya uygunsuz gibi duruyor. Aslında çok net bir şey var, bugün de anlattım. İnsanlar buradaki insanların yaptığı rollere, o daha sakin davranmalarına, bir soygunu iki güne yaymalarına, işte ne bileyim zımbırtılara uyum sağladığı zaman diğer gelen herkes de buna uyum sağlayacaktır diye düşünüyorum. Genel olarak güzel, sadece ufak hatalar var, onlar düzelir. Oğlum, yani ben sana çok açık söyleyeyim. Açılış için çok çok iyiydi ya. Vallahi çok iyiydi bak. Benim korkum farklı farklı şeylerdi. Böyle saç bug'ıymış, yok NPC araçlarının spamlanmasıymış, onlar kolay şeyler. Abi Neco bir daha başvuracak. Neco bir daha başvuracak, bizim Samçılar okuyacak abi. Ya dediğim gibi bizde ayrımcılık, gayrımcılık bilmem ne yok abi. Bu çocukların hepsi efendi çocuklar, real hayatta tanıdığım adamlar. Böyle yok onu sevmiyoruz, yok onu istemiyoruz, yok bu sunucuyu şöyle adamlardan toplayalım da şöyle hype, o kafada ben bir iş yapmam, bana güvenebilirsiniz. O yüzden zaten bir insan burada diye biri tribe giriyorsa, X bir insan için söylüyorum, o insan iyi niyetli insan değildir abi. Twitch zaten el kadar yer, topu topu 30 tane 40 tane işte yayıncıyız, hani az çok izlenen insanlardan bahsediyorum. Millet birbirini sikiyorsa ondan ayıbıdır abi. Bizim ayıbımız değil o. Bizde zamanda SAP'ta server açtı, ağzıma sıçıldı. Helal olsun. Çok zor iş oğlum. Hele ki RP server'ını yönetmek. Hani tamam, benim bu 17. server'ım falan çocukluğumdan beri açtım ama hepsinde böyle inanılmaz zorluklar oluyor. Bir de bu sefer normal oyuncuları değil, yayıncılar da işin içinde ya. Çok hassas davranman gerekiyor ya. Polisle konuşuyor. Polisle konuşsun. Polis bizden. Ya bizden dediğim bu, oysa anlamda değil. Rahatladım Murat. Vallahi rahatladım. Şu an böyle pamuk gibiyim. Yani squid'imi çekeceğim. Gideceğim yüzüstü yatacağım abi. Sabah çalışmaya devam. Bakayım şöyle bir çaktırmadan yürüyeyim ne dönüyor. Merhaba. Merhaba abi. Memur bey. Bağcığınız açılmış. Dededen geldim. Oğlum niye Saruhan karakterleri var? Devam edin. Devam edin. Oğlum bu Saruhan lan. Tabii alayım numaranızı. Bir isminizi unuttum yalnız. Sadri ben. Terzi Sadri. Saru abi. Tamam Sadri Bey. Artık bana özel de bir şeyler dikersiniz. Oğlum çok pis başım. Anlaşıldı tamam. Şuraya doğru yürüyün biraz. Moteli bir göreydik. Oğlum motelde bir şey yok ya. Girdim bugün işte. Motel. 3 tane kapısı var. Instance çalışıyor. 3 tane oda 100 kişi de kiralayabiliyor. Ya yenge niye satsın ya? Şimdi ben bizim ekiple rollere falan fark ettiniz başlamadım. Rol yapmadım bugün yani. Vallahi karı hocam vereceğim bu arada. Ona kaçıyor lan, benden korktu galiba. Benim adım hakkında. Dur işi var herhalde, biriyle konuşuyordur, gel. Dur şöyle durayım da. Öyle arkadaşlar, bana müsaade, ben ufaktan kaçayım, sizi de yormayayım, ben de çok yorgunum, hani daha sıkılmayın diye kaçıyorum aslında, ben çünkü biraz yorgunum. Bakayım bizim serverda oynayanlar kimler? Zeon Counter oynuyor. Pembe patiye gidelim. Tıfır çevre yap. Abi çok sinir, adamların saçı pembeye çok gıcık oluyorum. Plep. Bir sürü donate geldi, bir sürü abonelik geldi. Affola. Hepsini okuyacağım yarın yayın açtığımda. Şu hatta şimdiden kopyalayayım. 4 saat, 5 saat. Of, şu paraları yazık okuyamadık. Ha, Şafak'ın 50 tane abonesinden sonrasını okumadık. Şunu ben şuraya kaydedeyim. Bunları tek tek okurum abi. Dosya farklı kaydet. Destek olanlar da anlayış gösterir diye düşünüyorum. Okunacak. Donate. Sub. Seviyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Pleblerime de bir bay bay diyeyim. Onunu buraya şey yaptım.
Host pembe pati tek iyi değil mi? Elimi görünce söyleyin. Ben biraz su koyup da kambiyo şey yapayım, tavuk şunluk yapayım.